Merhaba dostlar. Merak edilen Kanada'ya dair yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bugün Kanada'da eğitimi konuşacağız. Yanımda lisanslı Kanada Eğitim ve Göçmenlik Danışmanı Murat Koçak var. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Videoya şöyle önce seni tanıyabilir miyiz? Lisanslı Kanada Göçmenlik Eğitim Danışmanı kimdir, nedir, ne iş yapar? Murat Koçak. Tanıyabilir miyiz seni? Tabii ki. Ben Kanada'da 4 yıllık UofT'de üniversite mezunuyum. Commerce yani analitik bir işletme olarak düşünebilirsiniz bunu. Mezunu oldum. Sonrasında son 4,5-5 yıldır da eğitim danışmanı olarak çalışıyorum. 2,5 yıl önce lisanslı göçmenlik danışmanı oldum. Bunu RCIC diye bir konsept olarak geçiyor Kanada'da. Devlete bağlı bir kuruma üyeyiz. Öncesinde eğitim alınıyor, sonrasında sınava giriliyor, lisanslar alınıyor. Kendi bir portalımız var ve bu portal üzerinden danışanlarımız veya öğrencilerimizin vize başvuruları veya göçmenlik başvurularını yapıp takibini yapabiliyoruz. Bugün seninle Kanada'da kolej okumayı konuşmak istiyoruz. Tabii ki. Ama öncesinde konuya geçmeden önce bu kolej kavramının bir kavram karmaşasını ortadan kaldıralım istiyorum. Çünkü Türkiye'de kolej farklı bir şey, burada farklı bir şey. Evet. Buradaki kolej nedir? Anlatabilir misin bize? Evet, Türkiye'de kolej konsepti olmadığı için bazen işte velilerimiz acaba meslek lisesi mi vesaire bunun gibi benzetmeler yapmaya çalışıyor. Kolej konsepti aslında iki farklı konuya ayrılabilir. Bir lise sonrası bölümler, bir de üniversite sonrası bölümler kolejlerde mevcut. Üniversite sonrası bölümler 1 veya 2 yıllık olabiliyor. Lise sonrası bölümler ise 1, 2, 3 veya 4 yıllık olabiliyor. Ve hatta lise sonrasında 4 yıllık aldığınız kolej eğitimi aynı üniversiteden aldığınız bachelor's degree diploması veriyor. Yani neredeyse birebir eşdeğer diyebiliriz. Ama kolejlerin ek olarak 2 veya 3 yıllık bölümlerini de biz lise öğrencilerine tavsiye ediyoruz. Özellikle yazılım veya business veya marketing, sosyal medya bu konular kolejlerde çok güzel eğitim veriyor. Çünkü kolejler biraz daha pratik eğitim veriyor. Üniversiteler ise biraz daha akademik derslere profesörlerin girdiği. Mesela biz sonrasında eğer birisi master'a veya PhD'ye veya mühendis, doktor yani tıp alanında devam edecekse veya avukat olmak istiyorsa üniversite eğitimini çok tavsiye ederiz. Ama birçok konu açıkçası bir kolej mezunu, mezun olduktan sonra gayet güzel işler bulabilir. Ve Kanada'da work experience ve özellikle Canadian work experience çok önemli olduğu için kolejleri düşünebilirler. Aslında bir sorum vardı. Kanada'da kolej okumak mantıklı mı? Doğru bir yer mi Kanada diyecektim ama anlattıklarından doğru bir yer olduğunu ben otomatikman çıkarmış oldum. Evet yani bazı alanlar için Kanada'da kolej okumak bence çok mantıklı. Az önce dediğim gibi mühendis, doktorluk veya avukatlık düşünülmüyorsa öğrenciler kolej opsiyonu düşünmeliler. Kolejlerin co-op dediğimiz aslında staj, Türkçe staj olan imkanları var. Biraz ondan bahsedebilir misin? Nedir bu co-op işi? Evet doğru. Co-op konsepti hem kolejde hem üniversitede olan bir konsept. Bu co-op çok güzel bir opsiyon çünkü öğrenciler daha eğitimlerini alırken çalışma hayatlarından deneyim kazanabiliyorlar. Okudukları bölüm kendileri için uygun mu değil mi onu anlayabiliyorlar. Duruma göre değişiklik yapabiliyorlar sonraki yıllarında. Ve mezun oldukları zaman genelde bu tip şirketler öğrenciye hali hazırda yatırım yapıp işi öğrettiği için ve öğrenciyi de tanıdığı için daha uzun süreli kalıcı iş tekliflerinde bulunabiliyorlar. Bir sebepten ötürü eğer şirket size iş teklif vermek istemezse veya siz çalıştığınız şirketten memnun değilseniz, patron sevmeyebilirsiniz, lokasyon uzak olabilir. O zaman en azından CV'nize yazmış oluyorsunuz ve daha mezun olduğunuz gün sizin 4 aylık bir çalışma tecrübeniz olmuş oluyor. Anladım. Peki ücretler ne durumda? Kanada'da ortalama kolej ücretleri. Evet, Kanada'da kolejlerin bir başka artısı da bu. Çünkü devlet kolejleri Kanada'da yıllık 15 ila 19 bin Kanada doları arasında değişebiliyor. Üniversitelerin 30 ila 60 Kanada dolarına değiştiğini varsayarsak ve kolejlerde de 4 yıllık üniversite diploması alınabildiğini varsayarsak ve akabinde alınan mezuniyet sonrası çalışma izni sürelerinin de 2, 3 veya 4 yıllık bölüm okunduğu takdirde 3 yıla kadar alınabileceğini varsayarsak gayet bütçeli çok, opsiyonlar. Çok mantıklı. Evet. Peki kolej öğrencisi koleje geldi. Diğer hayatı için yani diğer sosyal hayatı için ev kirası ve konaklama işte gıda bunlar için ne kadar para harcayacak ne kadar para ihtiyacı var okul ücreti dışında. Evet aslında öncelikle şunu söylemekte fayda var. Kolejler özel ve devlet olarak ayrılabiliyor. Benim şimdiye kadar bahsettiklerim devlet kolejleri için geçerli. Özel kolejler belki yıllık 7000-8000 Kanada dolarına bulunabilir. Akabinde belki size co-op opsiyonu sunabilir ve çalışma deneyimi katabiliyoruz der. Bir yıl oku, bir yıl çalış gibi. Fakat bu tip dil okullarının veya özel kolejlere dikkat etmek lazım. Çünkü sonrasında çalışma izni bazen alınamıyor
ve vatandaşlık için hani yarın öbür gün önünüze duvar örebilir. O yüzden genel olarak Postgrad Work Permit Eligible, bunların hepsini DLI listesinden check edebiliyorsunuz zaten, kurumlar olmasında fayda var. Bir öğrenci yıllık 15 bin Kanada doları kolej eğitimine ayıracaksa, Toronto veya Kanada'da, yani Toronto bölgesi üzerinden gidelim, yıllık aylık 1500 veya 2000 Kanada doları aralığında ücretler değişebiliyor konaklama için. Aylık 1000 Kanada doları da kendi masrafları, yaşam masrafı, bu akşam yemeği olabilir, sinema olabilir, bu tarz masraflar olacaksa yıllık 40-45 bin Kanada dolarını tek kişilik öğrencinin masrafları bulabiliyor. Zaten biz vize başvurularında şu an Türkiye'de vize red oranı çok yükseldi kağıt üzerinde. Ve memurlar da hani kağıt üzerinde bir 40-45 bin Kanada dolarlık bütçe minimum görmezse öğrenci acaba finansal anlamda hükümete yük mü olacak sebebiyle red verebiliyor. Peki hiç öğrenci çalışabiliyor mu? Kolej öğrencisi çalışabiliyor mu? Evet, kolej öğrencisi eğitimleri, akademik programlarına başladıktan sonra yarı zamanlı, haftada 20 saat çalışabiliyor. Schedule break dediğimiz yaz tatili, hani en uzun tatil olarak evet, söylüyorum, Kanada'da 4,5 neredeyse 5 ay süreli olabiliyor. Bu dönemde tam zamanlı çalışabilirler. Bir öğrenci alt katlarındaki Starbucks'ta bile çalışsa yarı zamanlı, bile diyorum çünkü minimum maaştan bahsediyoruz, ayda 1000 Kanada doları, tam zamanlı yazın çalıştığı takdirde ayda 2000 Kanada doları, bu da yıllık 16.000 Kanada doları gibi bir rakama denk geliyor. Yani öğrenci belki kendi kolej masrafını Kanada'da çalışarak çıkartabilir minimum maaşla, ama akomodasyon, konaklama ve aylık geri kalan ücretler de devreye girdiği zaman hani yine bir 30.000 Kanada dolarlık rakama ihtiyacı var. Bu şu ana kadar hep gelen tek öğrenciyi konuştuk. Evet. Bir de aileleri konuşmak istiyorum. Özellikle tipik Türk ailesi, iki çocuklu anne baba. Onlar geldiğinde kolej eğitimi nasıl oluyor? Evet, şimdi bir neler var, imkanlar neler? Onlardan biraz merak ediyorum. Tabii, yani kolej eğitimlerinde hem lise sonrası hem üniversite sonrası bölümler var dedik. Bunun bir yaş sınırı yok. Yani bizim liseden sonra koleje gelen öğrencimiz de oluyor. 35-40-45 yaşlarında koleje gelen öğrencilerimiz de oluyor. Eğer öğrencinin eşi var ise ve eşle birlikte gelmek isterlerse eşin çalışma izni başvurma hakkı var. Tam zamanlı çalışma izni ve açık bir şekilde çalışabiliyor dilediği yerde. Ve çocuklarıyla birlikte geliyorsa da çocuklar özellikle lise son veya altındaysa da ücretsiz devlet kurumlarında eğitimden yararlanabiliyorlar. Okuyan kişi sonrasında çalışma izni aldığı süre boyunca yine aynı şekilde belli şartlar yerine getirilirse eş de bu haktan yararlanabiliyor. Çocukların da hakları devam ediyor. Peki kolejden üniversiteye geçiş imkanı var mı? Var. Kolejlerde 2 yıllık ve 3 yıllık üniversitenin biraz daha alt seviyesinde advanced diploma veya diploma dediğimiz bölümler var demiştik. Kolejlerde mesela psikoloji örneği üzerinden gidelim. 2 yıllık behavioral science-psikoloji diye bir ders ya da bölüm opsiyonu var. Siz bu 2 yıllık bölümü bitirdikten sonra yapabileceğiniz 3 opsiyon var. Bunlardan bir tanesi mezun olup diplomayı almanız. Diplomayı alıp aynı kolejde 4 yıllık bölüme devam etme seçeneğinin sunulması, akabinde bachelor's degree alınması veya bu kolejin anlaşmalı olduğu başka bir üniversitede 3. yıldan veya belki de 2. yıldan, hani bir ihtimal okuduğunuz 2 yılın 1 yılı sayılıyor, bir ihtimal okuduğunuz 2 yılın 2 yılı sayılıyor. Biraz okulların kendi arasındaki anlaşmaya bağlı. Ama evet, üniversiteye devam edip 3 yıl ya da 2 yıl daha okuyarak bir üniversiteden psikoloji diplomasıyla mezun olmak mümkün. Peki kolej eğitiminde 1+1 konsepti diye bir şey var. Biraz da onu söyleyebilirsiniz, ondan bahsedebilir misin? Doğru. Şimdi kolejde siz eğitiminizi 1 yıl alırsanız akabinde 1 yıla kadar çalışma izni başvurusu yapabiliyorsunuz. Minimum 2 yıllık eğitim alındığı takdirde sonrasında 3 yıla kadar çalışma izni başvurusu yapabiliyorsunuz. Birçok özellikle üniversite sonrası bölüm genelde 1 yıllık olur. Çok az bölüm 2 yıllıktır. Ve öğrenciler bu 2 yıllıklarla sınırlı olduklarını düşünürler. Çünkü sonrasında 3 yıl çalışma iznine başvurup 5 yıl sağlama almak istiyorlar Kanada'da kalışlarını. Özellikle eş veya çocuk varsa tabii ki bu sürenin uzaması herkesin işine geliyor. Fakat dilerseniz siz kolejde 1 yıllık eğitim alabilirsiniz. Bu eğitimi alırken bakarsanız Kanada'ya alışabildiniz mi, dile alışabildiniz mi, oturduğunuz yer, komşu, arkadaşlık kurulabildi mi ve hani mezun olduktan sonra bir yerde çalışabilecek misiniz? Eğer çalışabileceğinizi düşünüyorsanız ve hazırsanız o zaman mezun olup çalışma iznine başvurun. Ama eğer ben daha Kanada'ya adapte olamadım diyorsanız o zaman eğitiminize ara vermeden veya yaz tatili aldıktan sonra ikinci bir yıllık bölüm okuduğunuz takdirde bu 1+1 eğitimde 2 yıl eğitim almışsınız gibi sayılıyor ve yine sonrasında 3 yıla kadar çalışma izni
alabiliyorsunuz. Biz açıkçası bu opsiyonu beğeniyoruz çünkü öğrenciyi tek bir bölüme veya baştan 2 yıla bağlamıyor. İlk önce 1 yıllık eğitim alınır, ikinci 1 yılda takviye edebilecek bir bölümden eğitim alınır ve 2 tane farklı diplomayla mezun olabilir öğrenci. Anladım. Son olarak şunu sormak istiyorum. Kolejden mezun olduktan sonra vatandaşlığa giden süreçte bir avantaj var mı? Ne gibi imkanlar sunuluyor kolej mezunu öğrencilere? Evet, evet var. Ve bu vatandaşlığa giden avantajlar yaştan yaşa veya öğrencinin profilinden profiline değişen şeyler. Mesela örnek olsun, bir lise öğrencisi Türkiye'de mezun olduktan sonra biz kendilerine minimum Kanada'da 3 yıllık kolej eğitimi almalarını öneririz. Neden? Çünkü 3 yıllık ve 4 yıllık kolej eğitimi size aynı üniversitede 4 yıllık eğitim almışsınız gibi puan getirir yarın öbür gün vatandaşlıkta. Fakat siz 2 yıllık Kanada'da kolej eğitimi aldığınız takdirde, lise sonrası bölümden bahsediyorum, bunun getirdiği puan 3 ya da 4 yıllık bölümün getirdiği puandan daha azdır. Yine sonrasında 3 yıla kadar çalışma izni alabilirsiniz. Fakat o 3 yıl içinde 1 yıl kalifiye bir işte çalıştığınız zaman, çünkü kalifiye işte çalıştıktan sonra genelde vatandaşlık yolları biraz daha aktive oluyor. Çalıştıktan sonra aldığınız puan biraz daha düşük olacaktır 2 yıllık bölümde. Bu puanı yükseltmek için yapılabilecek şeyler var. Mesela Türkiye'de çalışma geçmişiniz olsaydı belki puan yükseltilirdi. Orta seviye Fransızcanız olsaydı belki o puan açıklığı kapatılabilirdi. Ama 3 yıl işin optimal noktası gibi duruyor. Çünkü hem kolejler üniversiteye göre çok daha düşük bütçeli dedik. Hem de sonrasında alan çalışma izni süresi uygun. 3 yıllık oluyor. Ve alınan puan da aynı 4 yıllık puan verdiği için lise öğrencileri minimum 3 yıl okusun derim. Ama Türkiye'de üniversite bitirmiş birisi Kanada'da üniversite sonrası bölüme gelmek istiyorsa da minimum 1 yıl eğitim alması kendisinin vatandaşlığı için yeterli olabilir. Tabii ki herkesin puanını veya hani gün geldiği zaman havuzdaki diğer adayların profillerini de göz önüne almak lazım. Ama birçok öğrenci Türkiye'de üniversite puanı alır, sonrasında Kanada'da 1 yıllık ya da 2 yıllık bölüm okur, akabinde 1 yıl kalifiye bir işte çalıştığı takdirde de havuza girebilir ve puan genelde yeterli olur. Anladım. Demek ki aslında koleji Kanada'ya hem eğitim hem de akabinde göçmenliğe gidiş yolu da en ekonomik ve en mantıklı yol gibi düşünebilir miyiz? Gelmeyi düşünen Türk vatandaşları için. Evet, düşünebilirsiniz ama yine de aileden aileye veya müşteriden müşteriye değerlendirme yapmak lazım. Çünkü çocukların yaşından tutun, kendilerinin geçmiş çalışma tecrübesi, İngilizce seviyeleri, Fransızca dil seviyesi, Kanada'da çalışma tecrübeleri, bunların hepsi çok büyük faktörler olacak. Bu noktada aslında size başvurduğumuz zaman siz o profil analizi yaptığınızda en doğru yolu çizebiliyorsunuz. Doğru kesinlikle muyum? Evet. Zaten biz hem lisanslı eğitim hem de lisanslı göçmenlik danışmanlığımızı burada en çok birleştiriyoruz. Yani biz de danışan ailelerimizin hani 2 ay sonra hangi koleje başlasın, şu koleje başlasın, sonrasında ilişkimiz kesiliyor değil de hani sonrasındaki 4 yıllık göçmenlik planlarını birlikte yapıyoruz ve bugün seçeceğimiz dil okulu veya kolej veya çocuklarına seçeceğimiz okullar yarın öbür gün karşılarına duvar örmesin ve hatta çeşitli kapılar açabilsin. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizi gerçekten kolej konusunda çok aydınlattın. Evet, bugün lisanslı eğitim danışmanı Murat Koçak'la Kanada'da kolej okumayı konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler.